Kısa Kafası Kısa Kafası ekibi tarafından sunulmaktadır. Merhaba arkadaşlar, bu haftaki bölümümüzde 2002 yılından beridir sektörde senaristlik yapan Meriç Demiray'a şimdiye kadar senaryo hakkında sizlerden gelen soruları yönelttik. Bu arada Meriç Demiray'ın yazdığı Martıların Efendisi filmi de 22 Aralık 2017 tarihinde gösterime giriyor. Kısa Kafası ekibi olarak 22 Aralık'ta vizyona girecek Martıların Efendisi filmini izlemenizi öneriyoruz. O zaman şimdi sıra senarist Meriç Demiray'a sizden gelen soruları sorma vakti. Senaryo yazmak isteyen bir arkadaş nasıl yol almalı hocam? Şöyle bir şeye ikna olmamaları onlar için ölümcül olur. Bu gerçekten yazılı bir gelenek. Yani bu insanların mağara önündeki konuşmalarından başlıyor hikayecilik ve drama denilen şey. İşte mitolojiye, işte Yunan dramasına, oradan Shakespeare'e, İşte oradan işte o Rus biçimcilere kadar, bilmem nelere kadar giden ve bir takibi olan, bir bilimi olan bir şey olduğunu ve bununla ilgili mutlaka çalışmaları gerektiğini ve bunun için de kan ter gözyaşı dökmeleri gerektiğini bir kere ikna olacaklar. Şimdi gençken şöyle bir şey zannediyorsun, tamam mı? Atıyorum 24 yaşımıza geri dönelim, döneyim. Şöyle bir şey zannediyorsun, müthiş bir yetenek var, tamam mı? Dünya bununla bir karşılaşacak ve acayip şeyler olacak, tamam mı? Bu doğru olabilir. Bu çoğu yerde doğru olabilir. Yetenek gerçekten o kadar az bulunan bir şey değil. Olabilir. Ama arada senin oluşturman gereken ciddi bir birikim var. Ve bu birikimi oluşturmadan her şey geçici olacaktır. Bu konuda çok keşke bunu mesela şurada düşünerek söylüyorum hani. Keşke bunu 24 yaşında birisi bana bunu altını çize çize söyleseydi de diyelim ki 5-10 sene arada şey, belki daha kazançlı çıkardı anlamında söylüyorum. Yani senaryo denilen şey yapısal bilgiyle yapılan bir şey. Yani senaryo yazım kitapları var mesela. Senaryo. Evet, onlar mesela işe yarar mı? Evet abi, işe yaradığı gibi bizde küçümsenmesi bana çok korkunç geliyor. Tamam mı? Şimdi Vladimir Prop diye bir adam var, tamam mı? Rus biçim bilimci ve bütün masalları incelemiş. Dünya tarihindeki masalları incelemiş ve ortak yanlarını bulmuş hepsini, tamam mı? Ve diyor ki kahraman güvende olan yerden çıkar. Tabii ki sen filminde kahramanı evden çıkarmak zorunda değilsin. Ama kahramanlığın insanlık tarihinde, dramada güvenli bir yerden çıkarak başladığını bilirsen bu senin nasıl başlaman gerektiğinle ilgili sana çok ciddi bir fikir verir ve bir test olanağı verir. Direkt git aynısını yap demiyorum, hani evinden çıksın değil. Ama güvenli hayatını bir tasvir et mesela. Kahraman deyince şu kahramanın yolculuğu var. Daki kahraman. Evet. Oradaki. Kahramanın yolculuğu da bunu açıyor zaten. Evet. Evet. Yani dolayısıyla bir senaryoyu yazmak isteyen o kurallara göre önüne dökse, ona göre yazsa bir şeyler çıkıyor mu o zaman? Yani tabii ki ona göre yazmak zorunda değilsin. Tamam mı? Ama onu bilmek zorundasın. Picasso'nun ilk dönemine bakın, bildiğin normal adam suratları çizer. Yani adamın bir şeyi var, ne derler, bir anatomi bilgisi var. Resmin nasıl yapılacağını biliyor. O zorlu süreçleri geçmiş, tamam mı? Yani senin birebir suratını yapabilir Picasso. Ondan sonra ağzı gözü yamultmaya başlamış. Önce kuralları bil. Sanatçı olmuş. Tabii. Kuralları bil sonra git. Tabii. Bizde bu o kadar çok atlanan bir konu ki artık ben hayatım boyunca bunu anlatmaktan bıktım yani, tamam mı? Yani nedense bilimsel bilgiye karşı bir direnç var bizde. Tuhaf. Bunu söylediğin anda suratlar bir asılıyor. Allah Allah, yani yapamaz mı? Şimdi kıramayacak mıyız hocam kuralları falan? Abi şimdi yani bir şey diyeceğim. Sen onu kırmak için bir önce yani bir yap, ondan sonra kırarsın. Hemen yani bizde ne var biliyor musunuz? Abi bizi Bukowski yaktı biliyor musunuz? Bukowski denen adamın sanatçılık bizde Bukowski olmak zannedildi. Yani kirli sakallı, 50 yaşında bir adam böyle. Gece sabaha kadar barda oturur, içer. Ya içilmez demiyorum da bu. İçmeyi küçümsediğim için değil de. Öğleden sonra 4'te kalkar. Arada bir şeyler çiziktirir.
Çünkü çok yeteneklidir. Akşam gene içer. Gece bir kadınla yatar, sabah kimle kalktığını bilmez falan. Şimdi biz sanatçılıkta tırnak içinde bu şablonu anladığımız için disiplin, erken kalkmak, işte saatlerce çalışmak denilen şeyleri yalnız ya işte hani ilham perisi geliyor diye yazıyorduk da bir şey yapıyoruz onları. Uzak tutuyoruz kendimizden. Ama dünyanın bütün büyük yazarlarına bakın. O Bukowski gerçekten çok nadir bir adamdır. Hatta belki böyle çalışmadı, çok araştırmadım. Ama bütün büyük yazarlara bakın. Hepsi çok ciddi bir disiplin ve şey entelektüel bilgi donanımıyla gelir. Gençleri mutlaka bunu şey yapması lazım. Peki mesela bir senaryo yazdılar. O senaryoyu çalınmaması açısından nasıl güvence altına alırlar? Yani hani kendine iadeli taahhütlü yolla işte gelen zartu mahkeme günü açarsın. Mahkeme günü açarsın. Bakalım içinden ne çıkacak falan. Sürprizli. Geleceğime gidip yaz falan. Abi öyle bir şey yok tabii ki. Senin orijinal bir fikrin varsa, işte orijinal fikrin ne olduğunu bilmeleri lazım yani. Şimdi orijinal fikir dedikleri, zannettikleri şey, mesela atıyorum Amerika'da okuyan bir kız vardır, Özcan Deniz'le Amerika'da şey olurlar, manita olurlar ve Türkiye'ye gelirler, o onu asmalı konağa götürür. Tamam mı? İşte kızı kendi hanına götürür. Tamam, bu orijinal bir fikir değil. Ya da işte ondan sonra böyle 5 tane daha dizi yapalım. Fikir onun işlenmesiyle ilgili bir şey, orijinal olan. Yani sen gelip asmalı konak benden çalındı diyemezsin bu kadar bir şey bulduysan. İşte orijinal fikrin varsa bir kere hiç korkma. Tamam mı? Sadece şunu yap, mail at devamlı kendine. Yani onu o gün orada yazdığın kesin olsun. Mail bir kanıttır. Tamam mı? Hmm. O kadar. Yani tarihle uğraşma yani. Yok abi, olur mu öyle saçmalık ya? Ya şey... Yok abi, biz ilk başladığımızda söyledik. Yani postaneyi nereden bulacak? Postane kalmadı ki. İade taahhütü mü kaldı abi? Şey, e-mail ya da biraz daha sağlamcı gitmek istiyorsan senarist bire gideceksin. Onlar senin için onu şey yapıyorlar, alıyorlar zaten, teslim alıyorlar. Nereye gidiyor? Senarist bir, senaryo yazarları meslek birliği. Ha, ona oraya gidip benim böyle tabii, bir fikrim var. Teslim ediyorsun onları, onlar da senin için onu saklıyorlar yani. Süpermiş. Ama kendinize mail atın abi, kısa film mecrasında değil miyiz şu an? Aynen. Yani hiç gerek yok, paraya git çekimini harcayın.